Selamlar, ben Semih. Bugün bir kupa videosuyla karşınızdayım ama öncesinde bir kutlama yapmak istiyorum. Bugün tam 1000. videomuzu paylaşıyoruz. Bu yolda destek veren herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Artık nice 2000'lere, 3000'lere diyorum. Çok güzel bir Clash Royale kitlesi oluşturduk Türkiye'de. Evet, bugün oyuna girdim arkadaşlar. Baktım en son kupayı buralarda bırakmışız. Buradan başlıyoruz. Umarım bugün de her şey bizim için yolunda gider de önümüzdeki videolarda daha da tırmanırız. Kupa çekmeye devam ediyorum. Çünkü sürekli 8000 beğeni geçiyoruz arkadaşlar. Ayrıca bugün bir sürprizim var. Nostalji yapmak adına bugün kasırgalı mezarlıkla oynayacağız. Hadi başlayalım. Bol şans diyelim, emojimizi yollayalım. Eğer karşı taraf Remeli desesi oynuyorsa mızraklısı çıktığında mezarlığı savunamaz. Evet, bu adam Remeli desesi oynamıyor. Bu adam bait, yani kalabalık kartlarla oynuyor. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Mezarlık atacağız, adam bait kart atacak, sonra zehir yapıştıracağız. Ki bu dediğim işlem 9 iksir aldığı için 1 iksire fazla saldırmamız mümkün değil. Yavru ejderi gerçekten çok seviyorum ya. Havanı var ile öldürelim, hasar almayalım. Hasar almayalım çünkü maç zaten sonradan bize dönecek. Hani böyle çevrilmeyecek kadar geriye düşmeyelim. Burada mızraklara kasırga atıp hem kuleyi de vurabiliriz. Ama şövalye atmayı tercih ediyorum çünkü evrim dönmek üzere. Arkadaşlar, evrimi kartlar normal kartlardan üstündür. O yüzden ne kadar fazla atarsak o kadar kârdayız. Şöyle güzel bir büyücü geliyor. Adam iyi oynadı. Bayağı gelişmiş bir taktik bu. Top arabasını çeteyle ittiriyor beklenmedik bir anda. Yani iyi oynadı ama yemedik. Bravo büyücü. Şimdi arkadaşlar, ben bu adamla aynı tarafta oynamak isterim. Çünkü ben bir mezarlıkçıyım ama adam ters tarafa saldıracak. O yüzden yavru ejderim hazır havan için. Evet. Hemen şövalyeyi çevirdik böylece. Madenci gelecek. Umarım büyücümüz yetişir. Evrimi şövalye orada çok iyi dayanıyor. Normal şövalye olsa çoktan ölmüştü. Evet, şimdi bizim zamanımıza geliyoruz arkadaşlar. 2x geliyor. Top arabası atabiliriz, şöyle bir kasırga atarsak diyeceğim ama risk almak istemiyorum. Tutmazsa çünkü maçı kaybederiz. Şu an rakibin elinde evrimli havan var. Kasırga çıkardık diye desteği döndürüp madenciyi kulemizin arka tarafına atabilir. Zehirle kuleye vurmayalım çünkü yarasa madenciyle saldırma ihtimali yüksek. Zehri buradayken saldıramaz. Adam baskıcı oynadığı için hiçbir zaman saldırma fırsatımız olmadı ama illaki bu zincir kırılacak bir yerde. Oraya yarasa atacak %100. Evet, yapması olmazdı bunu. Güzel, ilk defa atak yapma şansımız var arkadaşlar. Arkadan kart topluyoruz. Arkadan çıkmaya devam. Şu an ipler bizim elimize geçti, haberiniz olsun. Bir yerden sonra baskı yapamadığı için defansa çekilmek zorunda kaldı. Adamın en önemli defans kartı top arabası. O yüzden kendimize çekelim, ölsün hemen. Yarası atabilir, o yüzden büyücü attım. Bir de şövalyeyle basalım. Kartlarımızla basmaya devam. Çok fena kart yığdık çünkü. Geldi mezarlık. Kasırgamız da var. Hop, kasırga. Çok güzel. Mezarlık işi sabır işi. Çok iyi vurduk. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, maçın başına hasar aldığınız diye üzülmeyin. Mezarlık zaten sonradan açılıyor. Kasırga çevirelim, ana kulemizi açalım. Yine böyle arkadan kart toparlamamız lazım. Öyle ilerlememiz lazım ama bu adam izin vermeyecek. Ama o izni 3x'de alırız biz zaten. Havan basma ihtimali yüksek, o yüzden büyücü atalım oraya. Olsun, evrim çevirmiş olduk. Aynı yönden havan basması bir hataydı. Kulesi de bedavadan zehirle vurduk. Adam çok yanlış zamana saldırdı. Bu ne anlama geliyor? İksir kazandık. Yani birazdan mezarlık atabiliriz. Evrimi büyücümüzü havanın içine heba etmek istemiyorum. Aha, orada madenci attı çünkü oraya büyücü atacağımızı düşündü. Bu demek oluyor ki acayip iksir kazandık. Yani mezarlık vakti. Top arabasını öbür tarafa çekelim.
Buradan kurtulması imkansız. Evet, yavru ejder kasırgalı versiyonu çok özlemişim arkadaşlar. Ama acaba sadece bu maça özel mi çalıştı rakip bait olduğu için? Hadi bakalım kasmaya devam. Bu adamın kupası bizden birazcık daha yüksek. Yani 33-35 kupa falan alma ihtimalimiz yüksek. Fişekçiye direkt yapışalım zehri, hiç beklemeyelim. Ya da şöyle bir şey de yapabilirdik. Fişekçi hiç öldürmeyip sonra ana kuremizi açmak için kullanabilirdik ama bu adam binici oynuyorsa zaten çok rahat bir şekilde açacağız ana kuremizi. Evet, güzel bir ana kure aktivasyonu. Binici birazcık vurabilir, sorun değil arkadaşlar. Adam resmen zorlamayla vurdu. Yani havada böyle depremler, mini pekkalar, biniciler uçuştu. Şu an inanılmaz bir kerdeyiz. Şövalyeyi köprüde kesebilir, o yüzden bekliyorum. Güzel. Bir daha keser mi? Tamam, o zaman yavru ejder mezarlıkta gireceğiz. Bravo yavru ejder. Birazcık daha fazla vurmayı bekliyordum ama sorun değil arkadaşlar. 2x'ler 3x'ler bizimdir. Adam ileride vuramayacağını anladığı için, bildiği için orada 1x'e değişik bir şekilde saldırmaya çalıştım mini pekkalarla. Ama bundan sonra öyle bir şey yok. Bu arada arkadaşlar, rakiple aynı taraftan oynamanın artıları da var, eksileri de var. Eğer aynı yönden oynarsak fişekçi basıp kulemize vurabilir. Ama aynı yönden oynamanın artısı da şu: kart yiyebiliriz adamın saldırılarından. Şu an için sola çok vurduğumuz için oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar, büyücüme mini pekka atacak %100. O yüzden varis sallayalım şuraya. Çok şık bir hareket. Evrim misketler adamı taşıdı hakikaten. Şimdi 2x'e doğru giriyoruz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bizim zamanımız geldi, adama geçmiş olsun. Elimizde mezar taşı yok. Desteği döndürelim. Mini pekka da bedavaya geldi. Bu pozitif x'i takasımızdan dolayı sol taraftan saldırmayı deneyelim. Şu alemi muhtemelen kesecek, o yüzden varil de sallıyorum arkasından. İyi sağlam vurduk, fark yavaş yavaş kapanıyor. Büyücünün kalkanı var, o yüzden atalım oraya. Bir tane vursun, sorun yok. Şimdi çok fena geliyoruz. Kasırgayı saklamak zorunda değiliz. Binici için mezar taşımız da var. Mini pekka için barbar valili. Basmaya devam. Geldi yeni mezarlık. Aha, evrim misketler temizlendi. Çok güzel vuruyoruz. Bu maç burada kopar arkadaşlar. Bu maç şu an bize yazar. Şu an videoda 2'de 2 gidiyoruz. Ben sonraki videolar için umutluyum çünkü video kaydını açıyoruz. Çok da güzel kasıyoruz yani, hiç sıkıntı olmadan. Son bir kasırga zehir, iş bitiyor. Hakikaten bu maçta biz antiydik bu arada. Eğer desteğinizde kasırga varsa balon ve binici anti oluyorsunuz genelde. O yüzden de iyi eşitmeler geldi şu ana kadar. Oraya hiçbir kart atmıyorum. Kart atarsam fişekçi de kulemize vuracak. O yüzden sadece bekleyelim. Evet, kasmaya devam. Bence ya Pekka oynuyor ya Kral TV. Evet, bunu bir kartı görüp söyleyebiliyorum arkadaşlar. Desteğimizi döndürüp ana kulemizi açalım. Hasar yiyeceğiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Neden bu kadar hasar yedik biliyor musunuz? Çünkü son kartımız mezar taşıydı. Başlangıç elinden dolayı hasar yedik. Elimizde mezar taşı olsaydı bu kadar da vurmazdık koşmayınca. Eğer maça böyle şanssız başladıysak yapmamız gereken en iyi şey bence bundan sonrasını en iyi şekilde oynamak. Mezar taşını basmak zorundayız. Normalde çıkartmak istemem elimden ama yapacak bir şey yok burada. Evet, adam Pekka oynamış. Yani bilmişiz kral aletini görünce. Şimdi o Pekka'nın arkasında bir defa koşmayınca gelecek arkadaşlar. Çünkü mezar taşım elinde olmamış olacak. Sağlam bir defans kurmaya çalışın. Hatta alan defansı kuralım. Büyücü, yavru ejder. Boşluk atacak diye yan yana atıyorum kartlarımı. Çok iyi. Oraya şövalye atmak zorundayız.
Eğer burada kasırgayla koç binciyi geriye çekersek bir daha şarjlanıp bir daha vuracak. O yüzden en doğrusu iksirimizi saklamak, sonrasında daha iyi bir şekilde kullanmak, hatta atak yapmak. Bu kası gayet kurtarır. Bence oyundan kullanması en zor kart kasırga arkadaşlar. Tartışmaya açığım, fikirlerinizi bekliyorum. Bizim desteğimize en büyük anti olan atak kartı koç binici, o yüzden yani tutamamamız normal mezar taşıyla. Belki şöyle evrimin büyücü sayesinde comeback atabiliriz. Ters taraftan oynayalım. Bir anda şövalye atıp mezarlıkta saldırabiliriz. Derken elinde 3 iksir kaldı. Yok böyle bir şey. Adam iyi kurtardı elektro sayesinde. Boşluk atabilir, o yüzden büyücü atalım dedim ama o koç binciyi her türlü yiyeceğiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok, tutamayız. Ama şöyle bir kural var arkadaşlar, her maçı yenmek zorunda değilsiniz. Maçların böyle %70'ini yenseniz bile çok yükseklere çıkabiliyorsunuz. Hadi mezarlık. Hadi bir mucize olur mu? Olmadı. Arkadaşlar bundan sonra yapacağımız bu videodaki maçları kazanmamız lazım. Ki önümüzdeki videolarda daha da yukarıya çıkalım. Adam bir anda aniden başladı. Bu adam topçu oynuyor arkadaşlar, o yüzden çok mutluyum. Şöyle harika bir kasırga. Zaten köşeye atmak zorunda fıçısını, yoksa anakulemi açarım, ondan korkuyor. Güzel, bence bu maçı yenmemiz lazım. Bu adam yıllardır Clash Royale oynuyor. Hiçbir zaman normal bir destek kullanmadı. Dart büyücüye bakar mı? Aman diyeyim, bir an kulemize vuracak zannettim Dart Goblin. Adam bir yandan bizim mezarlığımıza karşı güçlü, çünkü Dart Goblin'i var, bir yandan zayıf topçusu var diye. Orayı havadan vuralım, havaya karşı çok zayıf. Şövalyeyi bombacının yanına bırakalım. En iyi konum. Kraliyetlerini geriye doğru çekelim. Eyvah! Bu yüzden diyorum kasırga oynamak çok zor. Bu seviyede bile böyle hatalar olabiliyor. Kasırgada bir kare bile çok önemli. Çeteyi çıkardığına göre mezarlık sağlayalım topçu var ne de olsa kulesinde. Umarım Dark Goblin orada ölür. İyi, en azından Dark Goblin öldü. Arkadaşlar ben comeback konusunda umutluyum, çünkü şöyle bir şey var. Topçu oynuyor adam sonuçta. Bize saldırırken bir anda bırakırız mezarlığı ters tarafa. Bir bakmışız kuleyi almışız. O bombacının kuleye vurmasına izin veremeyiz. Çünkü ne hasarlar aldık. Bu adamla şunu fark ettim. Bu adam bir sistem oturtmuş, sürekli aynı şeyleri yapıyor. Devisket arkasına kreatif atıyor. O yüzden bence devisket atacağını düşündüğüm anda şimdi saldıracağım ve tuttu. Şu an elinde 4 iksir var sadece. 4. Çete yem oldu. Dart öldürelim. Oo, harbi kule alıyoruz. Ya bu seviyede ezber oynamanın zararı budur. Savunabilir miyiz acaba 50 saniyede o kulemize? Şu an için iyi gidiyoruz. Ama kraliçeyi tutmakta birazcık zorlanıyoruz. Dikelim mezar taşımızı, bir süre bizi korusun. Adam yine devisket arkası kraliçeyi yapmaya çalışacak muhtemelen. Sağ tarafı öyle bir kapatalım ki adam oradan saldıramasın. Devisket köprüde keselim. Böylece kulemiz kraliçeye bakacak. Oh be, çok iyiydi. Orada devisketi köprüde keseceğimizi anlayıp ters taraftan saldırdı. Sonunda çok iyi oynadı. Yani zekiceydi bence. Böyle maçları harbi seviyorum arkadaşlar. Videodaki son maçımızdayız ve çok güzel bir şey oldu. Karşımızdaki adamın kupası bizden o kadar yüksek ki yenersek 40 kupa falan alabiliriz. İstersen 3300 kupa olsun. Yani bizden iyi olduğu anlamına gelmiyor kupasının şu anda bizden yüksek olması. O yüzden çok güzel bir şey. Şöyle şövalye atalım, koruyalım büyücümüzü. Oha! Blockçu yem oldu sadece. Hemen mezarlıkta saldırıyoruz. Mızrakla atarsa da zehrimiz var. Bu nasıl bir deste? Bir an için Remeli oynuyor zannettim ama yeni bir versiyon var herhalde. Yavru ejderle tepeden öldürelim hepsine. O goblin yıkıcı hala kulemize vurabilir. O yüzden bence Valide sallayalım. Bu yeni kartlardan kesinlikle en güçlüsü, hatta oyundaki belki de en iyi kartlardan bir tanesi.
haline geldi yani goblin yıkıcı. Evet, şimdi arkadan çıkabiliriz. Yani birazcık remeli kırması bir deste oynuyor. O yüzden muhtemelen büyük büyüsü yoktur. O yüzden arkadan çıkabiliyoruz. Ki büyüsü olsa bile çıkabiliriz. Çünkü evrimi büyücünün kalkanı var. Köstebeğin nereye attığı gözüküyor evrimli olduğu için. Mezarlığı sallayabiliriz. Doğrudan bir mezarlık antisi yok diye gördüm. Büyücü tanklasın. Evrimi iskelet atma ihtimali yüksek. Şöyle bir kasırga atabiliriz. Güzel. Ama keşke goblin yıkıcı çekebilseydik. Sağlam vurduk. Umarım o kasırga yüzünden çok fena gelmez adam. Gerçi maksimum ne yapar? Maksimum köstebek atar yani. Başka ne yapacak? Şu harika valiz sayesinde çok güzel kâra geçtik. Köprüden bir blokçu basabilir ama öyle bir hata yapacağını zannetmiyorum. Evet. Güzel. Şimdi 2x geldi. Geçmiş olsun diyoruz adama. Bu arada bize de geçmiş olsun çünkü evrimi köstebeğe döndü adamın. Arkadan büyücü atalım. Kafamız rahat. Büyük büyüsü yok. Köşeden bir yavru ejder. Önüne her türlü evrimi şövalye gider bunların. Hatta mezarlıkta basalım. Saldırmayı abartmıyoruz arkadaşlar. Zehir atmak yerine gidiyorum arkadan yeni bir atak yapıyorum. Zehir atsaydım oyun yavaşlardı, bir daha atağa çıkamazdık. Şimdi yine çok fena geliyoruz. Bu köstebek çok güçlü ya, inanılmaz güçlü. Hadi büyücü, bravo. Oo, çok agresif oynuyor şu an. Kasırga atacak, o yüzden şövalyemizi şöyle atalım. Güzel tabir. Mezarlığımız geliyor. O evrimli köstebek yüzünden kaybedersek çok üzülürüm. Oha. Aha, mezarlık vuruyor. Tamam ya, rahatladım şimdi. Çok güzel bir galibiyetle videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım dünyada kaçıncıyız. Böyle gördüğünüz gibi bütün maçları peş peşe oynadık. Ve bakalım dünyada kaçıncı olmayı başarmışız. Bakıyoruz 121 arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde merak etmeyin, bunu daha da yukarılara çıkartırız. Hatta ilk 50'lere falan zorlarız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bu zamanlarda biraz vakit bulmakta zorlanabiliyorum. Çünkü biliyorsunuz taşıma süreci devam ediyor. Artık bugün eşyalar taşımış olurum ve devam ederiz diye düşünüyorum. Yarın belki kupa videosu gelmeyebilir, onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ama kesin devam edeceğiz. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.